Avrupa Birliği toplamda 6 milyar avro bütçeye sahip, Türkiye'deki mülteciler için mali yardım programının yaklaşık 373 milyon avroluk kısmını belediye sektörüne ayırdı. Suriye'deki olaylar başladıktan sonra çok yoğun şekilde göç başladı. Türkiye'de en çok etkilenen bölgelerden biri de Hatay. Yani nüfusumuz 1,5 milyonken 2 milyon küsüre geldi. Birçok ihtiyaç ve birçok hizmet alanı da yapmamız gerekenler arttı. Temizlik hizmetlerini, cadde sokak temizliğini, çöplerin toplanması işini yaparken birden bu 1/3 oranında arttı. Hem maddi anlamda hem emek açısından. Tabii böyle ani nüfus artışları olduğu zaman mevcut tesisler, mevcut projeler yeterli gelmemeye başladı. Mevcut bir kanalizasyon altyapısı vardı Hassa merkezin. Dereye direkt deşarj oluyordu ve yoğun kokuya, haşere oluşumuna, sinek oluşumu neden oluyordu ve ayrıca sulamada da kullanıldığı için tarımsal arazilerde sıkıntı yaratıyordu. Avrupa Birliği'nden de bu nüfustan dolayı Türkiye'ye özellikle altyapı ve hizmet araçları konusunda destek oldu. İnşaatlar yaptık, aktarma istasyonları inşaatları yaptık, eylem planları oluşturduk, iklim değişikliği ve artık yönetim planlarımızı oluşturduk. Hibe programına dahil edildik. Aralık 2019'da da inşaatı tamamlanarak tesisi işletmeye aldık. Tesis kurulmadan önce hep tek çayına dökülüyorduk bütün pislikler, atık sular. Koku oluyordu, böcek oluyordu, haşere oluyordu, çok sivrisinek oluyordu buralarda. Bu tesisle beraber derelerimiz temizlendi, sularımız temizlendi, tarımımız daha iyi oldu. Temiz suyla sulanıyor arazilerimiz, hayvanlarımız temiz su içiyor. Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı sayesinde 3 adet arama kurtarma, çok amaçlı arama kurtarma aracı hibe edildi. Giydiğimiz kıyafetler ve kullandığımız araçlar son teknoloji olması olaya daha çabuk, hızlı ve doğru bir şekilde müdahale etmemizi de sağlıyor. Zorda olan, yardıma muhtaç olan, yardıma ihtiyacı olan insanları kurtarmak için kendi canımızı bile riske atıp vatandaşı bulunduğu ortamdan kurtarmak için mücadele ediyoruz. Projelerin temel faaliyetleri arasında belediyelerin artan yükünün hafifletilmesi ve kapasitelerinin arttırılması, çevre ve altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi, kamu sağlığını ilgilendiren su temini, atık su arıtma ve katı atık tesislerinin hizmete sokulması ve itfaiye hizmetlerinin iyileştirilmesi gibi unsurlar yer alıyor. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı gibi uluslararası kurumların uygulayıcı ortak olduğu, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve belediyelerin işbirliğiyle gerçekleştirilen belediyecilik alanındaki bu projeler, Kilis, Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Mersin, Mardin, Adıyaman başta olmak üzere Türkiye'nin güney ve güneydoğu illerinde yaşayan hem Suriyeli mültecileri hem de Türk vatandaşlarını kapsayacak şekilde hayata geçiriliyor.